Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Bugün belirlediğimiz hedefler sırasıyla yerli yerine gelmeye başladı. Biz buradayız arkadaşlar, tutarlı, mantıklı hedefler koyarak, afaki rakamlar vermeyerek dilediğimiz yerlere gelebiliyoruz. Bugün ons altındaki yükseliş bana göre her şeyin daha önünde ve öncesinde önemli bir şey. Gram altına yakın bir zamanda yansıyacaktır. Daha düne kadar 1770'leri zorlayan, aşağı doğru ineyim mi, 1700 dolarları zorlayan ons altın bugün 1815 dolar. Dikkatinizi çekerim. Ve günlükte de al vermeye devam ediyor. Bunun yükselişi devam edecektir arkadaşlar. Daha dolar ve altının çıkışı yeni başladı. Bunu da bilesiniz kıymetli arkadaşlar. Gram altın da yine keza aynı şekilde. Gram altın bugün neredeyse uçtu. 484 lira, 485 lira civarında. Yakında bu 500 üstü, 530-540 civarında alan, gram altın alan arkadaşların yüzleri gülmeye başlayacak ve tersten kurtulacaklar diye düşünüyorum. Doların çıkışı bana göre daha yeni başladı. Bugün faiz artırılmadı. Bunu tekrar bir haber olarak veya başlığa yazmadım. Bunu çünkü herkes biliyor. Ben size sadece olacakları anlatmaya çalışacağım. Euro 10 lirayı bulmuştu. Yine 9.99, yani 10 lira civarında diyebiliriz. Gram altın 485, ons altın 1816, ki bugünün en önemli bana göre haberi. Ons altın çıkışına devam edecektir. Burada arkadaşlar yine bu ücretli yaptığımız bu yazılım, IDEA yazılımıyla günlükte bunun çıkışını rahat ve net görebilmektesiniz. 1770'lere neredeyse gelen ve aşağı doğru aşmaya, inmeye çalışan ons altın şu an yukarılara gitti. Yellendi. Ama etkisi olmadı. Rüzgarı kısa ve güdük kaldı diye düşünüyorum. 4 saatlikte müthiş bir ons altında çıkış. Şu anda da yine çıkışı günlükte destekleyen bir hareket. 1815 dolar. Stokastik RSI yukarı doğru gitmekte. Haftalıkta bir de bu sinyale bir bakalım arkadaşlar. Haftalıkta sinyalini almış. Bana göre bu çıkış devam edecek. 1900 dolarlara doğru gidiyor arkadaşlar ons altın. Herhalde bunu böyle dediğimizi zaten hatırlıyorsunuz. Dolara bakıyoruz arkadaşlar. Dolar da yavaş yavaş hedefine 8.50'ye gidecektir. Haftaya 8.50'yi bana göre görebilir diye düşünüyorum. Yaz aylarında da 8.5-9 dolarda olacağı çok kısa ve net anlatayım. Bu haftalık görünüşü, yanlış anlamayın. Haftalıkta da al durumu devam ediyor. Sinyalde günlükte al durumu devam ediyor. Yukarı doğru bir ivmelenme var. 8.50'yi en kısa sürede görecektir. 4 saatlikte de baktığımız zaman kıymetli arkadaşlarım, 4 saatlikte de bir satış şu an gözüküyor ama bir 8.33-8.30'ları gördükten sonra bir aşağı doğru hafif bir satış baskısı oluştu. Bunu yarın tekrar bu kendini düzeltir. Aşağı inip tekrar yukarı çıkması 4 saatlikte oldukça kolaydır. Dolarda ne olacağını size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bugün Merkez Bankası Şahap Bey'in açıklamalarından ben şunu anladım. Yani faizi beklentilerde olduğu gibi, birçok ekonomistin beklediği gibi sabit bırakıyoruz. Biz enflasyon üzerinde faiz vermeye devam edeceğiz. Yıllarca zaten bunu yapıldı ve yeterli olmadı, zaten görüldü. Onun için insanlar dolara falan saldırıyor, altına. Herhalde bu çok anlaşılmamış gibi gözükmekte. Olacak şey bu, dediğim gibi Mayıs, Haziran, en geç Temmuz aylarında faiz indirimleri başlanacaktır. Enflasyon öyle veya böyle düşürülüp baskı altına alıp veya öyle gösterilip önce 15'lere, sonra 13'lere, 11'lere çekilip enflasyonu indirdik diyerek faizi de yavaş yavaş indirmek mecburiyetindeler ve dolar 9.5 liraya doğru, 10 liraya doğru gitmeye mecbur arkadaşlar. Başka bir çaresi bunun yok ve öyle görülüyor. Bana göre olacak olan şey Mayıs ayında, en geç Haziran ayında bir faiz indirimlerine başlaması ve doların o anda ok gibi fırlamasıdır. Gram altını bir de buradan bakalım. Diğer tarafa da gidip inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şuradan bir bakalım. Bu pardon, gram gümüş. Gram gümüşte de arkadaşlar, burayı açmışken şöyle bir şey söyleyeyim. Gram gümüş 7 lira seviyesini nihayet açtı. 7 lira seviyesini açtı. Artık bunun da yolculuğu ons altın gibi, ons altın ve gram altın gibi yukarı 8-9 lira seviyeleri arkadaşlar ilk hedef olacaktır. 8 liraya doğru gitmeye başlayacaktır bana göre ve buradaki yazılım sayesinde bunun haftalık olarak yukarı doğru gideceğini, aylık, günlük hepsinde yukarı doğru bir gösteriş yapıldığını anlayabiliriz. Bakın altta haftalık bu baktığımız şey,
A sinyalini, onaylı bir A sinyalini almış. Gidişat ilk etap 8 liraydır. Oradan da 9 lira, 10 liraya giderse de ben şaşırmam. Bu emtiyalar artık şahlanışı başlamıştır arkadaşlar. Şuna bakalım bir. Gümüş ABD dolarında 27 dolar seviyesini geçti nihayet. Daha da üste doğru gitmeye hevesli. Haftalıkta oldukça yine bir al görünüşü buradan gözüküyor. Dikkatlerimizden kaçmamış. Bu 30 dolara gidecektir önce, sonra da 40 doları zorlayan bir gümüş onsu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Bu yazılım bizim bunları görmemizi gayet kolaylaştırıyor. Yine burada günlük gümüş onsunu görüyoruz. Al vermiş. Yukarı doğru devam. 30 doları gümüşte göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Şuna bir bakmak istiyoruz. Bu gram altının görünüşü arkadaşlar. Gram altında hepinizin ilgilendiğini biliyorum. Bakın arkadaşlar, bu zaten yükselen bir trend içerisinde günlükte gözüküyor gram altın. Bugün 483'ü gördü. Artık arkadaşlar bunun 500'e gitmemesi çok yani gitmemesi anormal bir sonuç olur. Ons altın yükselmişken ve doların önü açılmışken önümüzdeki hafta 500 lirayı göreceğimizi düşünüyorum. Buraya doğru gidecektir ve bu 480 desteğinin önemli olduğunu söylemiştim. Direnç oluşturmuştu. Orayı 4 saatlikte aştı ve kendisini oraya hapsetti. Teyidini almış oldu. Oralarda kapattı iki kere. Yarın bu yükseliş devam edecektir. Önce 490'a, sonra 500'e rahatlıkla gidecektir. 500 rakamları artık telaffuz etmeyeceğimizi daha önce söylemiştim. Dediğim gibi arkadaşlar, bu kanalda oturaklı, mantıklı hedefler konulmaya çalışılıyor. Yatırım tavsiyesi olmadan. Afaki uçuk rakamlar söylenmiyor. Hiçbir videomda uçuk rakamlar söylemedim. Dolayısıyla bu kanalı takip etmeniz doların, gümüşün, altının ve bir nevi kripto paraların gideceği yönünden bize gerçekten yararlı olacaktır sizler için. Abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bana göre altının ve doların çıkışı daha yeni yeni başlamıştır. Bana göre gram altın 500 rakamlara önce, oradan sonra da 600 rakamlara rahatlıkla gidecektir yaz sonuna doğru diye düşünüyorum en az. Euro da 10 liraya doğru gidiyor. Yine al seviyesinde, bakın 4 saatlikte alı almış 10 lira şu an. Yarın bu 10-11 liraya gidecektir ve 11 lira seviyesinde tutunup artık doları da 9 liraya gel gel yapacaktır, çağıracaktır diye düşünüyorum. Benim gördüğüm izlenim buralardan arkadaşlar bu. Günlükte bir sat yapmış ama sonra tekrardan ala dönmüş bir euro görüyoruz. Artık euroyu sık sık onlu rakamlarda görüyorsunuz, siz de dikkat ediyorsunuz. Kendisini oralara iyicene bir alıştırdığı yeşil mumların fazlalığı artık göze çok rahat bir şekilde geliyor ve çarpıyor. Ve haftalıkta da bunda da aldı olduğunu görebilmekteyiz arkadaşlar. Bu da bizim euronun artık 11 liraya doğru yürüdüğünü, doların 9 liraya doğru yürüyeceğini, gram altının önce 500 sonra 600 rakamlara gideceğini bize göstermekte. Bana göre gümüşün de çıkış zamanı gelmişe başlıyor. Gelelim şimdi Investing.com'daki bazı verileri beraber okumaya çalışmaya. Ons altın arkadaşlar bu seviyeden, alttaki bu durumdan, 1770'li seviyelerden şu an günlük olarak görmekteyiz. Kurtuldu. Arkadaşlar oradan kurtuldu. Şu an 1816 dolarlar, ki çok çok önemli. Bu Yellen açıklama yapmasaydı zaten çok daha önce gidecekti. Arkadaşlar burada da şu an kritik seviye günlükte 200 günlük ortalaması olan 1857 dolar. Bunu yakın bir zamanda görüp kendini 1900'lü seviyelere atacaktır diye düşünüyorum ben. Çok yakın bir zamanda bunu da göreceğiz. Altın, ons altın yükselişe başladı. Epeydir yattığı yerden uyandı. Gram altına dönüp bakıyoruz bir de buradan. Gram altında da arkadaşlar Fibo geri çekilmesine göre burada da inceliyoruz. 484 Fibo geri çekilmesine göre günlükte üst kata çıkması gereken yer. Bunu da aşmış gibi gözüküyor. 4 saatlikte daha net bir şekilde bakabiliriz. Yani gram altıncıların bugünlerde yüzü güldü ve umarım gülerek de devam edecektir. Şeyler, indikatörler çok çok iyi. Ortalamaların üstünde. Burada görüyoruz ki 482 seviyesi önemliydi, üstüne attı.
ve bunu teyit etti, kapanış yaptı. Bir daha böyle bir kapanış yapar umarım iyice mühürler orayı. Artık gidişatı bundan sonra bir üst seviye olacaktır arkadaşlar. O da 400, 490'lı, 500'lü seviyeler olacaktır diye düşünmekteyim ben açıkçası arkadaşlar. 490'lı seviyeler bakın burada bekliyor. Bu katı kapattığına göre 490-500'lü seviyeler rahat. Bugün YouTube kanalına yazdım. Hareket paylaştım. Haftaya dedim 500'ü göreceğiz. En geç haftaya göreceğiz. O zaman 476 liraydı. Gidip bakabilirsiniz. Tekrardan kıymetli arkadaşlarım. Dolar. Dolarda yavaş yavaş artık faizleri indirecekler. Başka bir çaresi bunun yok. Faizleri indirmeye Mayıs'ta, Haziran'da başladıktan sonra bu çıkış bile size komik gelecek. 8.50, önce 8.50. Haftaya ben zorlayacağını düşünüyorum 8.50'yi. Daha sonra da 9'lu seviyeye ulaşıp 9.5'lu seviyelere doğru yürüyecektir. Bu yılın sonuna doğru diye düşünüyorum. O şekilde kapatacağız diye düşünüyorum. 2022 yılında da çift haneleri kesinlikle göreceğiz. Maalesef öyle yani arkadaşlar. Bunu da demekten üzülüyorum ama maalesef öyle. Euro'da da baktığımız zaman Euro 10 liralara kapak attı. 4 saatlikte halen süper trend sat gösteriyor ama günlükte bu al seviyesindedir muhtemelen. Evet. Ve 10'lu seviyeye kendisini alıştırıp artık 10.5 önce 10.5 sonra 11 lira seviyesine yerleşecek ve kendini orada unutturacaktır artık. Euro artık çift haneye kendini alıştırıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hızlı hızlı geçiyorum. Laf kalabalıklığına gerek yok. Rakam veriyorum sadece. Neler olabileceğini söylüyorum. Grafikle sizi boğmak istemiyorum. Gördüğümü sadece sizinle yorumluyorum. İşte arkadaşlar burada da gümüş artık yükselişine başladı. Bunun daha da dehşetengiz bir hale geldiğini göreceğiz. Mehdi Alverdi El Asay'da öyle. Önce bir 28 doları bir geçmesi lazım. 30 doları önce bekliyorum. 30 dolar seviyelerden şu 29 doların üstüne çıktığı zaman 30 ile 40 dolar arasında gezeceğini tahmin ediyorum. Gümüşte yükselme var. Gram gümüşe de baktığımız zaman 7 lira seviyesini rahatlıkla geçti. Bu sefer geçti, bu sefer halletti. Dediğim, diğer videolarda sık sık bahsettiğim bu ortalamaların kanatlarını açma hadisesi gerçekleşmeye başladı. Onu da sizinle paylaşmıştım arkadaşlar. Dolayısıyla artık hedef önce 7.5, oradan 8, oradan 9'dur. Ben 10 liraya kadar bekliyorum. %50 prim yapacağına inanıyorum bu çıkışın. Bakın şu ortalamaların iç içe girift hallerine bakın. Bir de bu yelpaze gibi açılmasına bakın. Videolarda sık sık buna değiniyorum günlükte. 7.30 lirayı bulmuş arkadaşlar. Gümüş gidiyor. Gümüşün çıkabileceğini ve sinyal aldığımı bundan 1-2 hafta önce söylemiştim. Gümüşte çıkış bekliyorum. Sinyal gördüm demiştim. Taşrolarda falan da o sıra sanırım o gerçekleşiyor. Dediğim gibi afaki rakamlar vermeden olması ve olacağı gerekeni söylemeye çalışıyorum arkadaşlar sizlerle. Yatırım tavsiyesi tabii ki olmadan. Bugünün flash olayı bana göre ons altının yükselişiydi. Bu çok çok önemliydi arkadaşlar. Bakın şu mumu dikti buraya. Ortalamaların üstünde yer alıyor. Bütün göstergelerin şaha kalktığını 4 saatlikte görebilirsiniz. Yarın bunu 1830-1840 seviyelerinde görebiliriz. Yakın bir dönemde ben 1900 dolarları, yazın içinde de 2000 dolarları bekliyorum arkadaşlar. Öyle söylemek istiyorum. Gram altıncılar için tekrar dönmek istiyorum. Çünkü ben de bir altın yatırımcısıyım en nihayetinde. Arkadaşlarım, gram altın umarım gidişi en önce bir 500 liraya doğrudur. 500 rakamlara çıktıktan sonra artık 550 o yüksekten tepeden alan arkadaşlar 536'ları oraları yoklayacağız. Bakın bugün neredeyse arkadaşlar bir 6-7 kuruş çıktı. Yani böyle böyle bazen çıkabilir. Ons altının yükselişi bunu destekliyor şu an. Daha da destekleyecek. Daha da destekleyecek. Doların da ben duracağına asla inanmıyorum. Doların duracağına inanmıyorum. Toplantılarda böyle bir şey var. Sadece Şahap Bey'in söylediği biz faizi enflasyona ezdirmeyeceğizdir. Beni bildim bileli zaten faizi enflasyona ezdirmediler. Ama gerçek enflasyon olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Bir şekilde ayarlanıp yaz aylarında göreceksiniz. Önce 15-16 gibi gösterecekler. Düşecekler 1-2 puan politika faizine. Ondan sonra biraz daha düşecekler.
12-13 rakamlara doğru getireceklerdir diye düşünüyorum. O zaman doları siz 9-9,5'lara da görün. 9-9,5'lara da doları görürseniz, ons altını 1900 1900-2000 dolarlarda görürseniz gram altında yeri 600-650 liradır arkadaşlar. Doların ve altının çıkışı daha yeni başladı. Arkadaşlar lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Afaki uçuk rakamlar hiçbir zaman vermedim. Her zaman burada düştüğü zaman, en dibe düştüğü zaman bile yanınızda oldum, destekleyici oldum, ümit verici oldum. Ama hiçbir zaman demedim ki yine de 2 günde bu tekrar zararınızı kapatacaksınız demedim. İyi günler, güzel günler göreceksiniz, göreceğiz hep beraber dedim. Ümit aşıladım ve afaki rakamlar hiçbir zaman vermeden 10 lira olur dolar, 11 lira olur dolar, gram altın bir anda 600-700 lira olur demeden bu işi buraya kadar getirmiş olduk. Şu an rakamlar gayet iyi ve bu videonun başlığı onun için doların ve altının ve hatta gümüşün çıkışı daha yeni başladı olacaktır. Kanalımıza destek olarak abone oluyorsunuz. Kanalımızı en kısa sürede bir önce 50 bine sonra 100 bine çıkartıyoruz. Ve oradan da size sürprizler, yine sinyaller, neler olabileceği ile ilgili bilgiler vermeye, sizlere desteklemeye, yanınızda olmaya çalışacağım. Bundan dolayı şimdiden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Yarın Cuma günü bu atakların devamını göreceğiz. Haftaya da gram altını bana göre 500'lü seviyelerde görmemiz içten bile değil. Bu ons altının yükselişiyle dolar daha bugün tam çıkışını yapmadı. Bakın göreceğiz. Bu 8.30'lardan 8.40'lara doğru ani bir sıçrama yapabilir. Dolar, sinyaller böyle. Arkadaşlar diyorum, hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.